evvel zaman içinde yemyeşil bir orman varmış. Bu orman çeşit çeşit ağaçlar ve meyvelerle doluymuş. Bakın, her tarafta yemyeşil meyveler yaymış. Burada çok çalışkan ve iyi kalpli maymunlar yaşarmış. Ağaçları korur, ormanda bütün hayvanlara yardım edermiş. Bir gün kötü kalpli bir ayı yiyecek aramak için ormana gelmiş. Bakmış sağına soluna, ağaçlardaki meyveleri görünce ha çok sevinmiş. Bir güzel karnını doyurmuş. Karnı tok, gözü aç olan bir ayıymış bu. Bu orman bizim orman olmalı. Gidip kralımıza haber vereyim demiş. Koşmuş kralın yanına. Koşa koşa ayılar kralına gitmiş. Yüce kralım, maymunların ormanında bin bir çeşit ağaç ve meyve var. Mutlaka ormanı ele geçirmemiz gerekiyor demiş. Ayılar kralı ormanı ele geçirmek için hemen hain bir plan yapmış. Bütün ayıları toplayıp planını anlatmış. Sevgili ayı kardeşlerim, biz açlıktan kıvranırken maymunlar yemyeşil bir ormanda rahat rahat yaşıyormuş. Ormanı ele geçirmeye karar verdim demiş. Bütün ayılar öfkeyle bağırmışlar. Hemen gidelim maymunlara derslerini verelim. Ellerine sopaları alıp yola koyulmuşlar. Ormana vardıklarında maymunlara seslenmişler. Bundan böyle bu orman bizim. Burayı sabaha kadar terk etmezseniz sizin için çok kötü şeyler olur demiş. Bu tehdidin ardından bizim maymun orada durmuş. Ve ayılar hep beraber geri dönmüşler. Maymunlar çok üzülmüşler. Ellerini yüzlerine koyup ne yapacaklarını kara kara düşünmüşler. İçlerinden en akıllı olanı, yani şu arkamdaki, bütün gün düşünmüş. Aklına yeni bir fikir gelmiş. Sabah olur olmaz ayıların kralının yanına gitmiş. Ayıların yüce kralı demiş. Bu orman size de yeter, bize de. Gelin birlikte yaşayalım. Ayılar kralı itiraz etmiş. Hayır, orman yalnızca bizim olmalı. Ormanda yalnızca biz yaşayacağız diye bağırmış. Bunun üzerine akıllı maymun, yüce kral, az ileride çok daha güzel bir orman var. Neden orayı almıyorsunuz? Hem orada daha çok meyve ve bal yapan binlerce arı var demiş. Bal lafını duyan ayı, peki nerede bu orman diye sormuş. Merak etmeyin, ben sizi götürürüm demiş akıllı maymun. Bunun üzerine ayılar kralı bütün ayıları toplamış. Akıllı maymun önde, onlar arkada. Yürümüş yürümüşler. Az gitmişler, uz gitmişler. Fakat bir türlü ormana ulaşamamışlar. Tembelliğe alışkın olan ayılar hemen yorulmuş. Önlerine bir çöl çıkmış. Yeter, daha fazla yürüyemeyeceğiz. Geri dönelim artık demeye başlamışlar. Ayılar kralı, istesek de geri dönemeyiz. Yorgunluktan hepimiz ölürüz demişler. Tam o sırada kuvvetli bir kum fırtınası çıkmış. Ayıların bazıları rüzgara kapılıp gruptan uzaklaşmış ve kaybolmuş. Diğerleri ise yollarına devam etmeye çalışıyorlarmış. Ayılar çok susamış ve acıkmışlar da. Çoğu dayanamayıp kendisini yere atmış. Yola devam edenlerin sayıları gittikçe azalıyormuş. Önlerine küçük bir tepe çıkmış. Ayılar hep birden, bu tepeyi çıkacak gücümüz kalmadı. Nerede bu orman diye bağırışmışlar. Maymun bir hamlede tepenin üstüne çıkmış. İşte maymun, işte orada, işte geldik diye bağırmış. Ayılar şaşkınlıkla, biz orman göremiyoruz demişler. Hala anlamadınız mı? Öyle tembelsiniz ki şu kadar yolu bile yürüyemediniz diye seslenmiş maymun. Ardından sözlerine şöyle devam etmiş. Aç gözlülüğünüz yüzünden çoğunuz yarı yolda kaldı. Başkalarının hakkını yemenin cezasız kalacağını mı sandınız? Bu size ders olsun. Sonra da onları orada bırakıp güzel ormanına geri dönmüş. Çaresizlik içinde bekleyen maymunlara olanları anlatmış.
O gün sabaha kadar dans etmişler. Yıllarca ait oldukları yerde, yemyeşil ormanda mutlu bir şekilde yaşamışlar. Masalımız da bu da bitmiş. Gökten 3 tane elma düşmüş. Elmanın birisi bana, elmanın birisi dinleyen küçük çocuklara, yani sizlere. Diğeri de bu masalı yazan küçük kalpli amcamıza. Arkadaşlar, masallarımızın devamını istiyorsanız bizlere destek olun. Bize destek olduk sıra ben bal yiyorum. Bal yemem için abone olun ve beğenin, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ancak bu kadar el sallayabiliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biçik. Biçik.